Olur sen. Karaca abi çocukları çağıralım artık. Çağırla balon var, ben balonu getireyim. Tamam. Gel yaşta başladın. Burası yumurta vesaire. Çocukları buraya bekliyoruz. Yarışmaya katılmış. Abi ben de istiyorum. Gidin bakalım şöyle. Şöyle bir top. Nasıl? Yumurta, 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 yumurta. Bir dakika. Bir yumurta. Yumurta mı yapalım? Evet. Şimdi yumurta yarışı için o zaman ilk önce kaç? 6 tane mi kaşığımız var? 6 tane. Bir dakika. 4. 6 tane yanlış. Şimdi bir dakika. Şöyle bir. Ana verin. Hasan hocam ona abi. Son defa yapıyoruz yumurta yarışını. Öbür tarafa alıyorum. Eden aldım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Teşekkürler. Evet çok güzel. Vay yavrum gelişim var. Evet. Maşallah. Evet. 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 Evet, birincimizi de belirliyoruz. İsim ne? Senem ne verelim sana? Top mu verelim? Şimdi top veriyoruz, hemen gidiyoruz. Evet, birazdan çekme yarışı yapacağız. Evet, şimdi iki grup halinde ayrılıyoruz ve ip çekme yarışı yapacağız. Şöyle karşıma bir geçsin. Karşıma geçmezseniz yarışma yap. Şimdi ipimiz bende. Evet, şimdi önce erkekler ve karışık mı yapalım? Evet, gel bakalım. Sağ ve solu bir boşa attın. İşim armadı. Sen çıkıyorsun. Seni oyundan diskalifiye ediyoruz. Evet. Ama çocuklar böyle yarışma olmaz bak. Ya biraz. Bakın şimdi 7 kişi değil burası çoğaldı. Evet. Burası çoğaldı. Şöyle bir açılıyor. Sadece 7 kişi kalıyor bak. 2, 4, 6, 7 burası değil mi? Diğer çocuklar lütfen bak. Tamam. Diğer şimdi bir tane boyama çıksın. Boyama, kum boyama. Ben. Çek. Yavaş dikkat et dökme. Bitmek üzere biraz daha gayret et. Evet. Kim çeksin? Abin. 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 Bir dakika. Ne soralım ne soralım? Burada 4. Kopya olursa soru iptal oluyor. Kimdir? Yaratılmışların en mükemmeli kimdir? Bilemedim. O yüzden... Hayır. Bu soruyu geçiyoruz artık. Evet. Cevabını da isterseniz verin. Evet, bir tane. Ama şöyle biraz geriye çıkarsanız. Lütfen. Evet. Evet. Tamam ben bunu getireceğim. 8 buçuk. Sana ona göre bir soru soralım. Kurban. Tamam sana bir tane top vereceğiz şimdi. Bir dakika. Hangi takımdaydın? Ama bu siyah beyaz bir tane topumuz var. Abi. Tamam mı? Abi. Şimdi bundan sonra da plastik top için. Hadi fotoğraf çekeyim önce be hadi abi. Gelin gelin gelin. Haydi. Hadi gel hadi.
Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi piknikteyiz. Kanal Siyaset Piknik'te Memurlar Derneği'nin Kırıkkale Başkanı ile beraberiz. Ayhan Sıdar'la beraberiz. Efendim pikniğinizi takip ettik. Güzel oldu. Ne evet. diyorsun? Öncelikle Kırıkkale Memurlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu, her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu 1 Mayıs ve Hıdırlez Şenliğimize hoş geldiniz. Buradaki amacımız sadece memurların sıkıntılı çalışma ortamından bir nebze olsun bugünleri değerlendirerek hem 1 Mayıs Emekçi Bayramı'nı hem de Hıdırlez Şenliği'ni memur ve aileleriyle birlikte çeşitli eğlencelerle birlikte ondan sonra yemeklerle ikramlarımızla geçiriyoruz inşallah. Ne yapıyoruz? Geleneksel hale getireceğiz mi? Zaten geleneksel halindeydi. Bundan sonra artık resmileştirdik. Daha böyle bütün memur arkadaşlarımıza, halkımıza açık bir şekilde yapıyoruz. Ne diyoruz Kırıkkale halkımıza? Kırıkkale halkımıza bizi konferanslar ve seminerlerden hariç böyle önemli günlerimizde de eğlencelerimizde de bekliyoruz onları hepsini. İnşallah böyle hepsinin yani. Katılımını bekliyoruz evet. Peki yönetimimizi bizi tanıştırır mısınız? Tabii. Yönetimimizde Karaca abimiz var. Karaca abimiz evet abi evet. Sizi duyurunuzu alalım. Buyurun siz tutun mikrofonunuzu. Mikrofon sizde ondan sonra devam ediyorsunuz. Valla bizim geleneksel olarak yaptığımız bu üçüncü mü oldu? Üçüncü ve uzun zamandır devam ediyor da bu toplamda burada üçüncü yapışımız. Bundan sonra bu olay daha geleneksel hale gelerek daha büyüteceğiz inşallah. İnşallah ileriki dönemlerde sayın valimizi, belediye başkanlarımıza çağıracağız. Yani bu hakikaten büyüyerek gidiyor. Yani önce biz biliyorsunuz ufacık bir şeydik, 15-20 üyesi olan bir dernektik ama bugün hakikaten derneğimizin haftalık ziyaretinden 500 kişi oluyor. Yani elhamdülillah bundan sonra daha güzel olacak. Yani insanlarımızı sosyal, kültürel yönden etkinliklerini artırmak, bir araya gelmek, çoluk çocuk işte baharın geldiğini görmek. Mesela hakikaten bunlar olmasaydı biz şehrin dışına çıkmıyorduk, görmüyorduk da yani. Ama bugün burası güzel oldu. Keşke daha büyük piknik sahalar olsa da hakikaten daha dolunacaktı ama elhamdülillah bu sene işte yaklaşık bir 300-400 kişi geldi gene de. Kaç kişi tabak aldıydık abi? 500 kişilikti. Hemen hemen 400'e yakın tabak. Elhamdülillah. Bu da güzel bir şey inşallah. Daha ileride daha güzel şeyler olacak. Hatta inşallah ben şöyle düşünüyorum da böyle bundan sonra eti değil de kurbanı burada keselim. Bir geleneksel hal alsın. Yani böyle devam edip gitsin. Peki efendim bir başkasına. Evet Yakup abi de bizim onursal başkanımız diyelim. Buyur Yakup abi. Tabii sosyal etkinliklere katılmak çok güzel bir şey. Bunları da sürekli devam ettirmek güzel bir şey. Bunlara destek vermek, maddi ve manevi olarak destek vermek çok güzel bir şey. Bu Karaca Bey'in veya diğer arkadaşların desteği, faaliyetlerinden dolayı da onlara teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, bu dernekle çalışmalarımız inşallah daha devam edecek. Bir Hıdırlez veyahut da burada bir piknik olayı değil. İnşallah seneye Azgın Yaylası'na gitmeyi düşünüyoruz. Yani bura güzel ama belediyemiz sağ olsun buraya bir yeterli bir bakım yapmamış ama yine de insanların bir yerlerde eğlenebilmesi için yine de güzel, Allah razı olsun. İşte 500 kişiye yakın bir davetimiz oldu ama 400 küsür 50'ye yakın bir insan katıldı. Buradaki bizim davet ettiğimizden haricinde buraya pikniğe gelen insanlarımız da katıldı. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizim burada varlığımızı bize destek oldular. Bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah seneye tekrar sizleri tekrar baştan bekleriz. Biraz geciktiğiniz için Etmin Hoca. Hayırlı olsun. Ben Mutlu Ayalak. Memurlar Derneğimizi bu organize etti Topçay'da. Bu Hıdırlez Şenliği'nde birlik ve beraberlik tanışma çok güzel bir ortam oldu. Bu ortam her yıl yenisiyle hale getirmek için ve daha fazla katılım olması için bir araya geldik. Abilerimin de bahsettiği dediği gibi bu şekilde bunu daha bir sosyal ortam şeklinde daha bir de büyüterek böyle yani daha katılım yüksek hale getirerek bunu her yıl tekrarlamayı düşünüyoruz. Ayrıca burada gelen bütün arkadaşlarımıza, abilerimize teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim. İnsanların özellikle malumunuz birkaç gün evveline kadar 1 Mayıs'ta camların çerçevelerin dağıtıldığı, insanların adeta bir militan gibi sağa sola saldırdığı bir ortamda 1 Mayıs'ı çalışan insanlar olarak burada birlik beraberlik adına, kardeşlik adına, ülkemizin menfaati adına ve en ufak bir olay olmaksızın geçirebilmek ve gerçek işçi bayramının ne olduğunu insanlara bu şekilde göstermek istedik. Böyle bir topluluk içinde olmaktan çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Evet, bizim gayemiz burada birlik ve beraberlikti. Elhamdülillah onu da sağladığımıza inanıyoruz. Üyelerimizin hepsi katıldı. Güzel bir şenlik oldu. İnşallah daha kapsamlı, daha böyle profesyonelce yapmayı düşünüyoruz. Şenlik büyüyecek değil mi? Büyüyecek. Şenlik tabii büyüyecek. Geçen sene bunun yarısıydı. Bu sene 2 kat oldu. Seneye inşallah 1000 katı. Gaye birlik ve beraberlik. Yani bu memur arkadaşları o masa başından ayırıp böyle doğada bir araya getirip kardeşlik duygusunu o insanlara buradaki memuriyetin işte halkla ilişkiler arasında karşılıklı duyguyu yaşamayı karşıdaki insana da insan olduğunu yaşatmayı öğretmek adına böyle kaynaşmak bir program oldu kaynaşarak. Evet Hasan abi buyur. Evet şimdi Hasan Altınok. Memurlar Derneği üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum. Başta başkanımız olmak üzere yönetim kuruluna böyle bir şeyi tertipledikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha kapsamlı bir şekilde düzenlemeyi düşünüyoruz. Halka açık düzenlemeyi düşünüyoruz. Katılan herkese, başta size olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim gördüğünüz gibi sayın seyirciler, Memurlar Derneği'nin pikniğindeydik. Gerçekten güzel bir ortam oldu. Oyunlar oynandı. İşte abiler sohbet etti, namazlar kılındı, mangalda çaylar pişti, değişik değişik şeyler oldu. Oyunlarımız oldu çocuklarımız evet. için. Evet, ne diyoruz efendim son kez? Önce size de katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Görüldüğü üzere Memurlar Derneği daha önce de seminerlerde, konferanslarda bahsettiğimiz gibi halkımızın yararına olan, güzelliğine olan her yerde varız. İnşallah bundan sonra da halkımızı bu gibi şenliklerimize bekliyoruz. Tabii başta Sayın Valimizi, Belediye Başkanımızı, protokol üyelerini de bundan sonra çağıracağız. Geleneksel ve büyük bir organizasyonla devam edeceğiz. Hani yeri burası olur. Bu sefer Kent Ormanı'nı şey yaptık. Bu da beklediğimizden fazla bir ilgi talep oldu. Onun için seneye daha büyük bir yerde, daha güzelliklerle inşallah bütün memurlarımız değil sadece, bütün Kırıkkale halkını bekliyoruz.